Arkadaşlar merhabalar. Klişe sorularda çokgenler ve dörtgenlere geldim şimdi. Burada biliyorsunuz ki klasik sorular bakıyoruz. Mümkün olduğunca, hatta mümkün olduğunca değil, hiç bakmayacağım yeni nesil soru modeli. Onun için zaten deneme çözeceğim veya çözdüğüm zaman zaten görmüş olacaksınız yüklediğimde. Onlar ayrı. Ama biz burada önce geometri temelimizi bir sağlamlaştıralım. Geometride biraz eline eteğine çekmiş olan arkadaşlar geometriye ısınmış olsun. Uzun zamandır tekrar yapmıyorum diyen öğrenciler için de bir faydası olsun bunun. Şimdi çokgen verilmiş bir tane düzgün altıgen şeklinde. Altıgenin alanı 24 santimetre kare verilmiş. ABDF dörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Düzgün altıgenle ilgili durum nedir arkadaşlar? Bir kere düzgün altıgenin tabii ki altı kenarı da birbirine eşit ve bir açısı 120 derece. Dolayısıyla bir açısı 120 derece olduğu için burada 30-30-120 üçgenleri var. 1, 2, 3 tane. Bir de içeride haliyle bir eşkenar üçgen var arkadaşlar. Hemen söyleyeyim size bakın. Buraya A, buraya A, buraya A kök 3 derseniz 120'lik üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 geliyor. Çünkü A çarpı A bölü 2 sinüs 120 yani kök 3 bölü 2'den. Bu yüzden A kare kök 3 bölü 4. Sonra bu üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 diye eşkenar üçgenin alanı. Oradan 3 A kare kök 3 bölü 4 oluyor gördüğünüz gibi. Haliyle şunu fark ediyorum. İçerideki üçgenin alanı bu küçük üçgenlerin alanının 4 katı. Yani buraya S yazarsam buraya da böyle 3S yazmış olurum. Bunu isterseniz ezberleyin, isterseniz benim demin yaptığım gibi görmüş olun. Toplamda 6S eşittir 24 oldu. Bizden 4S isteniyor arkadaşlar. 16 birim kare geldi. Bu ilk sorunun cevabı. Aynı zamanda 95. sorudayız. 96. soru. ABCDE bir düzgün çokgen. Yukarıdaki verilere göre düzgün çokgenin kaç köşesi vardır diye sorulmuş veya kaç kenarı vardır. İkisi de aynı şey. Burada arkadaşlar biraz böyle çember bilgimizi konuşturuyoruz. Düzgün bir çokgeni böyle bir çember çevreler. Bu arada çemberin çevre açısının özelliği neydi? Herkes biliyordur bunu. Gördüğü yayın yarısı. Dolayısıyla bu görülen yay 80 derece olur. O bir kenarda dursun. Yine bir çember bilgisi. Kirişler eşitse yaylar eşittir. O yüzden 40 derece 40 derece olur arkadaşlar. Bir de hemen şunu söyleriz. Düzgün altıgenden pay biçin. Düzgün bir çokgeni böyle kenar sayısı kadar eş üçgenlere böleriz. Dolayısıyla burada 360 bölü 6 mesela 60 derecedir. Buradaki 60 derece aynı zamanda merkez açıdır, aynı zamanda dış açıdır. Dolayısıyla bize merkez açı arkadaşlar bunun neyini veriyor? Aynı zamanda dış açısını veriyor. Dolayısıyla merkez açı 40 derece oldu, dış açı da 40 derece oldu. 360 bölü 40'tan bu çember, pardon bu çokgen 9 kenarlı veya 9 köşeli olmuş oldu. 97. soruda arkadaşlar yine açı bilgimizi kullanalım. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer solda ve sağda eşit sayıda kenar görürseniz bu kenar bu köşegene paraleldir. Tahmin ediliyor ama ben yine de böyle sebebini söylemiş olayım. Şimdi buradan yola çıktık. 120 dereceyi kullanalım bakalım nasıl kullanacağız. Burası yöndeş açıdan dolayı yine 120 derece olacak arkadaşlar. Şöyle iç açıya alfa diyorum. Dikkat edin. Deminki çember bilgisi gibi aynen bakın bu alfa şuradaki ufak alfa nereyi görüyor? BA yayını görüyor. O zaman burası 2 alfa olur. Böylece 2 alfa da neye eşittir? Yay ölçüsü aynı zamanda merkez açıya eşittir demiştim. Aynı zamanda bir dış açıya eşittir. Dolayısıyla bir yay eşittir dış açı. Böylece dış açı 2 alfa. İç açı neydi? 120 artı alfa. Böylece bunların toplamı nedir her zaman bir iç bir dışın düzgün çokgende? 180'dir. Alfa da buradan kaç geldi? 20 derece geldi değil mi? Böylece arkadaşlar alfa 20 derece olduğu için 2 alfa 40 derece oldu. 2 alfa dediğimizde ne? Çokgenin bir açısı. Böylece 360 bölü 40'tan 9 kenarlı oldu bu çokgen arkadaşlar. Gelelim 98. soruya. ABCD bir dörtgen. 3, 3 verilmiş. 5 var. İki tane kenar birbirine eşit. Böyle bir yamuk aslında aynı zamanda bu. Şu AEDC'de bir şeyi fark ettiniz mi? O bir deltoid arkadaşlar. Deltoidin de bir özelliği var. Birden fazla özelliği var ama bu soruda kullanacağımız özelliği şu.
deltoidin simetri ekseni arkadaşlar açıortaydır. Dolayısıyla burada bir kere C açısı 2'ye bölünecek 45-45 diye. Bu arada burası 45 olduğu için artık otomatik olarak A açısı da 45 derece olacak. İkizkenar üçgen gelecek 8. Bu şekilde dik yamukla deltoidin ilişkisi olan sorular oluyor. Hemen söyleyeyim. Özellikle arkadaşlar paralel kenar yamuk sorularında Z artı açıortaya dikkat edin. Bu açıortay boşuna verilmez. Size şöyle bir ikizkenar göstermek istiyordur soru. 99. soru bir bilgi arkadaşlar. Bir dörtgen verildiği zaman şöyle bu içbükey bir dörtgen. Bakın üçgenden bahsetmiyorum. Şu içbükey dörtgenin bir özelliği var arkadaşlar. 3 ile 8'in karesinin toplamı aynı zamanda 2 kök 6 ile x'in kareleri toplamına eşit. Buradan 64 artı 9 73 yapıyor. 24 yapıyor burası. 73'ten 24 çıkarsa x kare 49 oldu. X 7 geliyor. Böyle ezber bir özellik. Bunun diğer bir versiyonu da şudur. Şöyle bakın. Dik kesiştiğinde aynı zamanda karşılıklı kenarların kareleri toplamı da eşittir. İster böyle dış bükey dörtgen olsun, isterse 99. sorudaki gibi iç bükey dörtgen olsun. 100. soru. ABCD bir dörtgen. Şaka maka 100. soruya kadar geldik arkadaşlar. Bir açıdan bakınca da henüz yarısındayız. Şimdi burada bir dörtgen verilmiş. Köşelere bakın, iki köşesi 90'ar derece C ve A açısı. 6 birim FE, AK 7 verilmiş ve EB'de 10 verilmiş. Soruda bir bilgi var. AF eşittir FC diyor. Onu hemen görelim. AF eşittir FC. Bir de 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 10'muş. Onu nasıl göstereyim bakayım? Şöyle. DE ile de EB eşitmiş arkadaşlar. Bu da 10'muş. Güzel. Bunun bize katkısı şu olacak. Muhteşem üçlü. Bak. DE ile EB eşit ya. Böylece o zaman kesinlikle CE de eşit muhteşem üçlüden dolayı. Hangi üçgenden bahsediyorum? Buradaki ADCB'den bahsediyorum. Sonra dikkat et. Aynı zamanda AE de DE ve EB'ye eşit. Çünkü DE EB'ye eşit olduğundan muhteşem üçlüden. Yine burada da arkadaşlar AE de böyle oldu. Fark ettiniz mi? AE ile CE mordan dolayı iki tane ikizkenar üçgen iki tane kenar eşit geldi, yani ikizkenar oldu. Böylece ikizkenar bir üçgende orta noktaya indirilen bu kenarortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir arkadaşlar. Dikkat edelim. Şu moru sileyim artık, onunla işim kalmadı. Böylece 10 olduğu için muhteşem üçlüden şu CE 10, dik indiği için arkadaşlar bu FC 8, bakın burada özel üçgen geldi. F orta nokta olduğu için 8 olması için X de 1 olmuş oldu. Yani sorular tabii artık fark ediyorsanız üçgen bilgisi kullandığımız dörtgenlere döndü. Yani dörtgen yapıyoruz ama işin içinde kesinlikle üçgen var arkadaşlar. DE eşittir EC, AF eşittir FB, AC 24, bir köşegen 24 verilmiş, bir köşegen de 10 verilmiş. Biraz ezber bir soru tipidir. Bilen arkadaşlar vardır. Burada köşegenlerin verilme sebebi şu. Kenarların orta noktalarını kullanarak orta noktalarını ben de diğerlerinin birleştireceğim. Şuraya P diyeyim. AP ile PD eşit. Böyle. Burada bakın kendiliğinden bir orta taban çıktı. AC arkadaşlar 24 olduğu için PE ne olur? 12. Orta taban ADC'de. Yine aynı şekilde DB de FP'ye göre bakın taban, yani orta taban oldu FP. 10 verildiği için burası da 5 oldu. Bu PF DB'ye paralel, PE AC'ye paralel. Şurada bir dikdörtgen çıktı. Dolayısıyla bu köşesi de P'de 90 derece olacak. PF 5, PE 12, köşesi 90 derece. 5, 12, 13 üçgeni geldi böylece. Bakalım burada ne verilmiş? ABCD bir paralel kenar. Burada bir LE uzunluğu verilmiş. DK nedir diye soruyor. Hatta bunu bazı kitaplarda kural olarak bile verebiliyorlar arkadaşlar. Biz üçgen bilgimizle yapalım soruyu. Bu açıortaylar niye verilmiş olabilir? Birincisi, soru da lazım değil ama söyleyeyim. Paralel kenarın iki açısının toplamı burada 180 olduğu için 2 alfa 2 beta 180, alfa artı beta 90.
Bir de bu soruda dediğim gibi bunu kullanmayacağım, sadece hatırlatmak istedim. Açıortayın kollarına inen dikler nedir? Birbirine eşittir. Yine bakın burada burası 90 derece oldu. 3 oldu ve aynı zamanda açıortayın kollarına inen dikler eşittir mecburen. Bu da 3 oldu. Bak 3 3 daha burası 6 geldi. Kural da aynı zamanda bu EH diyeyim şuraya. EH DK'nın yarısı arkadaşlar bu açıortaylar verildiğinde. Bakalım ne demiş? EG ile CB eşit, bakın alakasız iki eşitlik görünüyor şu an. DG ile de AF eşit verilmiş. Güzel. Şimdi şuna dikkat etmeliyiz. Bir paralel kenarda bir kere DG ve AF bize eşit veriliyorsa mecburen şu GF'yi çekersen kesinlikle GF de DA'ya paralel olur. Çünkü İki tane paralelin DG ve AF'nin eşit olduğunu gördüm. Bunlar birbirine paralel. O zaman kendiliğinden bir paralel kenar oluşur. Böylece ne oldu? DA arkadaşlar CB'ye eşittir. DA aynı zamanda DF'ye, GF'ye eşittir. Kendiliğinden bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı. 66 derece oldu burası. 66, 66 daha 132 yapar. 132 yaptığı için burası da kaç derece yapıyor? 48 derece. Tabii ki DAGF'ye paralel olduğu için 110'sa tamamının 70 olması lazım. Böylece alfa 32, pardon 22 derece olmuş oldu. Dediğim gibi burada paralel var diyelim. Bu buna eşit bu şekilde. O zaman birleştirdiğimizde bir paralel kenarı görmeliyiz. Bunu 22 bulduk, işaretleyeyim şöyle. 104. soru. DC ile CE eşit verilmiş. Alfa nedir diye soruyor. DA ile de DE eşit. Sorularla inşallah arkadaşlar önce kendiniz uğraşıyorsunuzdur. Hatta dediğim gibi geometriniz fena değilse, bu sorular böyle kolay orta düzey olduğu için böyle 180'ini hızlıca çözüp böyle hızlı bir geometri tekrarı yapmış olursunuz. Burada da şimdi 30 derece olacak Z'den dolayı. İkizkenar üçgen 75-75. Böylece artık 30-75, hatta şu Z'den dolayı yine mecburen 75. Burada da 75, burası da 30. Z'yi ilk nerede kullandım göstereyim de görün. Şurada bakın. İlk Z'yi burada kullandım. Bakalım şimdi. 105. soruda paralel kenarla yamuğun alan oranı sorulmuş. Burada sadece dikkat etmemiz gereken şey nedir? Hem yamuğun hem paralel kenarın yükseklikleri birbirinin aynısı. DC 5FG demiş. ABD LP'nin iki katı. AB dediğimiz neresi arkadaşlar? Kenar. DC de yine kenar. O zaman 5 ile 2'nin okekini alalım. 10 veya paydalarını eşitler gibi düşünün. Kesirlerle uğraşmayalım. Buraya 10 birim diyeyim. Mecburen burası da 10 birim olacak. 5 de 1 olduğu için burası 2 olsun. Yarısı olduğu için burası da 5. 2 artı 5. Buraya direkt 7S yapıştırırım. Paralel kenar. Gerçi böyle yapmayayım şimdi, bazılarınızın kafası karışacak. Uzunca yazayım. Yamuğun alanı 2 artı 5 çarpı H bölü 2. Sonra arkadaşlar paralel kenarın alanı direkt 10 çarpı H. Böylece 7 bölü 20 geldi. Paralel kenarla dörtgenin alanı, yamuğun alan oranı. ABCD bir paralel kenar. DEEC'ye eşit verilmiş. Bizden FH'ın CK'ya oranını istiyor. Güzel. Gayet basit, temiz bir soru. Kelebek benzerliği çünkü. Buraya AD, buraya da 2AD. Benzerlik oranı ne geldi? 1 bölü 2. Bunun sana katkısı ne? İki üçgenin yükseklikleri de benzerdir. Böyle indirirsen burası H'tır. Aşağısı da 2H'tır. Totalde karşılık kenarlar eşit paralel olduğu için CK'da 3H olacak. Böylece oranları 2 bölü 3 olacak. 107. soruda arkadaşlar bazı öğrencilerin bunu unuttuğunu düşünüyorum. O yüzden düzgünce göstereyim. Sinüslü alan formülü zaten üçgen kısmında da söylemiştim. Bazı sorularda sinüslü alan formülünü kullanacağız. A çarpı B sinüs alfa bölü 2. Eğer iki üçgenin bir de üzerine arkadaşlar sinüsleri aynıysa, örnek burası 110 derece. Başka bir üçgen 110 olmak zorunda değil. Mesela 70 de olur. Yeter ki toplamları 180 olsun ya da birbirine eşit olsun. Burası mesela 2 3 olsun. Burası 4 2 olsun. Direkt şunu yapma hakkın var. Bu 6S'tir. Bu da 8S'tir. Alanları oranı 3 bölü 4'tür. Bu hakkımız var. Eğer sinüsler aynıysa.
Dolayısıyla burada hemen EADE'nin iki katı CG'de GB'ye eşit. Kesirlerle uğraşmamak için buraya 4, 2 yazayım. 3, 3 yazıyorum. Nasıl olsa hadi K yazayım bazıları der şimdi. 3'ler nereden çıktı? Harflendirmiş olayım. DH 5HC demiş. O zaman aşağıda da ne var? FB 3AF. 4 birim oradan, 6 birim oradan. 12 diyelim. Toplamda burası böyle 4 birim gibi yaptım. Burasını da 6 birim gibi yaptım. Sorun değil. İsterseniz siz kesirlerle uğraşın ama ben nasıl söylüyorum? Madem FB bunun 3 katı. Aynı şey HC'de DH'ın 5'te 1'i. 6M aynı zamanda 4M'ye eşit olacak. Dolayısıyla 4Y'ye buradan 12K diyebiliriz veya 12T. Dolayısıyla burası artık 3M olsun. AF. Şöyle. Buraya 9M diyeyim. Sonra arkadaşlar 10M diyelim ve 2M diyelim. Böylece bakın güzelce getirdik. Şimdi sinüsler bu paralel kenarda hep aynı. Çünkü toplamları ya 180 ya da açılar karşılıklı eşitti. Dolayısıyla buraya 20S derim. Buraya 12S derim. 9 kere 3'ten 27S derim. 2M çarpı 3'ten de buraya 6S derim. Bunun bana faydası şu olacak arkadaşlar. Paralel kenarı da çizeyim. Burası 12M. Burası 6K. Böylece ne oldu? 12 çarpı 6'dan şu üçgende 72S oldu. Çünkü bunun da açısı bakın böyle. Burası da 72S oldu. Totalde 144S tüm alan, 12, 20 daha 32, 6 daha 38, 27 daha yaparsak 65 oldu. 144'ten 65S çıkarırsak böylece 79S kalır. Bize ne vermiş? HCG orası neresi? 6S. 6S'e 6 vermiş, o zaman 79S'de 79 olacak arkadaşlar. Böyle bizim için önemli bir soru bu. Bakalım 108. soruda ne söylemiş? DE EC'nin iki katı verilmiş. Şöyle 2A'ya A'yı yazalım. Ne olur ne olmaz kullanırız. Aynı zamanda DE EC'nin iki katı. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi AD de DH da EC'ye eşit. Haliyle burada lazım olursa kullanalım. Bu 30-60-90 üçgeni bariz bir şekilde. Böylece burasının 60 derece olduğunu bir görelim. Haliyle ne olur? A kök 3 olur. Lazım olursa burayı da yine kullanırız. Burası da A kök 3 olarak dursun. Alan EBC 9 santimetre kare verilmiş. Bizden X'i istiyor. Tamam. Şöyle yapalım gayet arkadaşlar. Güzel bir şekilde halledelim. Bunların tabanları oranı 1 bölü 2 olduğu için alanları oranı da 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla burası 18 olur DEA'nın alanı. DEA bir geniş açılı üçgen. Tabanı A kök 3. Yüksekliği E'den inmek zorunda. O da A kök 3. Böylece 2'ye böldük. 3 A kare bölü 2. 9 yaptı. A kare arkadaşlar buradan 6 yani A kök 6 oldu. Bizden istediği kenar ne? 3 A. Böylece X ne geldi? 3 kök 6. Bak hatama bak. Fark ettiniz mi? Buraya 18 yazacağımı ne yazdım? 9 yazdım. Tabii cevapta dolayısıyla yanlış geldi. Düzeltiyorum affedersiniz. Buraya hemen 18'e eşitliyorum. Böylece şunlar siliniyor. A kare buradan 6, 12 geliyor. A da arkadaşlar 2 kök 3 geliyor. 3A soruluyordu. 6 kök 3 oldu. Evet, bakalım şimdi 109. soru. Sınavda bunun benzerleri soruldu. Sıkıntılı bir soru değildir ama bazı arkadaşların bu soruda takılacağını düşünüyorum. Bir uğraşın bakalım. Biraz böyle geometri ile aranıza mesafe koyduysanız. Bir de böyle açık söyleyeyim mi size arkadaşlar? Bu yeni nesil muhabbeti biraz geometride işi sıkıntıya soktu. Sanki geometri sıkıntısızmış gibi. Ama burada çok böyle aşırı derecede ben ÖSYM'ye de direkt suç bulamıyorum. Biraz kitapların da yani işin şeyini çıkarması durumu var arkadaşlar denemelerin. Şimdi yeni nesil soruyla ilgili hep bir muhabbet oluyor. Hocam yeni nesil çözecek misiniz? Yeni nesil çözer misiniz? Yeni nesil nedir? ÖSYM tarzında soru. Birçok kişi arkadaşlar maalesef görüyorum ki herkes her konuda uzman. Herkes her şeyden anlıyor. Zaten genel Türkiye'nin bence problemi bu. Bilmiyorum kavramı bizde yok. Yani kendi alanımızla ilgili olan bir şeyi bilip diğer şeylerle ilgili bilmezsek utanç vesilesi gibi. O yüzden
birisi bir şeyle ilgili bilmiyorum dediği zaman da inanılmaz derecede tepki görüyor, gerizekalı muamelesi görüyor hatta. Ben mesela ders anlatımında elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama rehberlik anlamında benden çok daha iyiler var olduğunu bildiğim için mümkün olunca rehberlik tavsiyesi vermiyorum bakın. Hatta soran arkadaşlar olduğu zaman da mümkün olduğunca kaçıyorum o sorulardan. Cevap veriyorum ama yine kendi tecrübeme göre. Çünkü o konuda biraz daha kendimi bence ya geliştirmeliyim ya da çok iyi olmadığımı kabul etmeliyim. Maalesef kitaplarda da işte bu durum söz konusu. Yani herkes ÖSYM tadında, ÖSYM bilmem nesinde soru yazdığına inandığı için yeni nesil soruların ÖSYM'cesi değil de kendi tarzlarınca veya böyle yabancı kaynaklardan araklanmışçasına olanlarını koyuyorlar. Bu sefer bu 109. soru gibi sorular yapılamıyor o soruları yapmaktan. Bir de ben şuna inanıyorum. Eğer siz klasik soruları çok iyi çözerseniz ki ben kendi öğrencilerimde test ettiğim, kendimde de test ettiğim ve tespit ettiğim klasik sorular çok iyi çözülürse, klasik soruların zor soruları çok iyi çözülürse zaten yeni nesil soruları çözersiniz. Benim için bu en güzel örnek bununla alakalı. 2019'da TYT'de gelen çanta sorusu arkadaşlar. O çanta sorusunu isterse 50 bin tane yeni nesil soru çözsün bir öğrenci. Eğer klasik soruları düzgünce çözüp Pisagor'u zihninde oturtamadıysa problem çözülemez hale gelir. Neyse. Burada verilmiş AEK4 sonra DAK12. Boşluğa da muhakkak harf verin. S diyelim böyle. Basit ama çok önemli bir bilgi bizim için. Paralel kenarın alanı bu üçgenin alanının iki katı. Dolayısıyla 12 artı S'in iki katı paralel kenarın alanı 24 artı 2S olur. Sonra DAE'ye odaklanın arkadaşlar. Bu üçgenin alanı şöyle birleştirirsek burayla aynıdır. Dolayısıyla 16 olduğu için burası da 16 olur. 32 olur. Totalde o zaman paralel kenarın alanı 64'müş. İşte olay bu. Buradan da gördüğünüz gibi S 20 geldi. 110. soru ABCD bir paralel kenar. EAB bir üçgen. EFG'de 4 santimetre kare verilmiş. Bizden paralel kenarın alanını istiyor. Evet deneyin bakalım yine alanla ilgili. Fena bir soru değil bakın. Çok basit bir yorum yapacağım yine. Benim için paralel kenarın yarısı olan şu üçgen gerçekten değerli. Onu güzel bir şekilde kullanmalıyız. Tabii benim için değerli derken aslında ÖSYM'nin sorma tarzına göre ve konunun önemine binaen benim için önemli diyorum. Yoksa öyle bir fantezim yok. Bu önemlidir, şu önemlidir, şuna çalışın diye. Burada şuna dikkat edeceğim. Ben AGB'yi çektiğim zaman bir kere temel benzerlik gereği şurası A dersek, burasına da 3A dersek temel benzerlik 1 bölü 3. Haliyle şurası K ise oran gereği 3K olması için geriye 2K kalır. Küçüğün tamamının oranı diyeceğim çünkü. Böylece EFG 4 ise burası 8 olur. Sonra arkadaşlar lütfen şimdi olaya dikkat edin. Burada tabanımız kaç? A. Alan 8. O zaman burada taban kaç? 3A. Böylece cevap ne olur şurada? 24. Paralel kenarın yarısı ne geldi? 24 fark ettiniz mi? Bakın bu bölge. O zaman paralel kenarın alanı ne oldu? 48. Bu şekilde bakın en temel bilgilerimizle yapmaya çalışıyoruz. Zor soru olsa bir şey değişir mi? Yok. Zor sorular da çözeceğim. Denemeleri de çözeceğim. Onlarda da mümkün olduğunca temel bilgilerimizi kullanacağız. Bir açı sorusu 111. soru. Eşkenar dörtgen verilmiş arkadaşlar. Açıortay var. FC ve FA açıortay bizden alfayı istiyor. Eşkenar dörtgenle ilgili bir özelliği hatırlatayım size. Paralel kenardan farklı olarak eşkenar dörtgenin özelliği nedir? Köşegenler açıortaydır. Dolayısıyla burada hemen buranın kırık olduğunu görelim. Yine bakın karşılıklı açılar eşit. Tabii ki aynı zamanda bu bir eşkenar dörtgen AB ile BC eşit, o yüzden 40 derece olur. Bunlar da bakın 20-20 olur. Burayı da kaçırmayalım. Basit bir soru zorlaşmasın. Sonra artık arkadaşlar haliyle neyi göreceğiz? Zaten 80 olduğu için burası da 100 derece, 50, 50 derece arkadaşlar. 90, 20, alfa da böylece 70 derece olmuş oldu. Kolay bir soru aslında. Eşkenar dörtgenin kenarları eşittir. Köşegenler dik kesişiyordur arkadaşlar. Onu görelim. Bir de burada lütfen şu paralel kenar eşkenar dörtgen yamukta şu 90'ı görmeyi unutmayın.
Soru ya şimdi nasıl, hani ne sormuş, ne ilgilendiriyor bizi bakmadan şunu görmek gerekiyor. Burada bakın, buradan dolayı 90 derece. E ve B açılarının toplamı 180'dir. Paralellikten dolayı 90'a görelim, lazım olur lazım olmaz kenarda dursun. Alışkanlık olsun. Şimdi ne demiştik? Eşkenar dörtgenin özelliği neydi? Köşegenler aynı zamanda açıortaydı. Bunu nasıl kullanacağım? Bakın şimdi. EA, AB'nin 3 bölü 5'i olduğu için burası 3K'ya 5K diyebiliriz. Böylece bir dik üçgen olduğu için 3K 5K hipotenüs. Böylece ne olur? 4K olur EB. 4K 8 olduğu için K 2 olur. Artık şunu söyleyebiliriz. 5K 10 oldu. Bu paralel kenarın, daha doğrusu eşkenar dörtgenin bir kenarı 10 geldi. Yükseklikte 8 arkadaşlar. 80 olmuş oldu sorunun cevabı. 113. soru. Yine bir açı sorusu. DE yalnız burada EF'nin 3 katı verilmiş. DE neresi? Burası. DE EF'nin 3 katı. Eşkenar dörtgenle ilgili bir diğer özelliğimiz nedir işte? Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir arkadaşlar. Paralel kenardan en önemli farklarından biri budur zaten. Kenarların eşit olması, köşegenin açıortay olması, bir de köşegenlerin dik kesişmesi. Şimdi hemen şunu da görelim. Burası 2x oldu. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor aynı paralel kenarda olduğu gibi. Açıortay nasıl işimize yarayacak? X'e 2x, A'ya 2A. Kenarlar oranı parçalar oranıydı. Hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen 30-60-90 üçgenidir. Dolayısıyla Z'den dolayı alfa da 30 derece olmuş oldu. 114. soru. ABC bir dik üçgen. DCEF eşkenar dörtgen. ABBC'ye dik verilmiş. AE 4 santim, BD 1 santim. Yukarıdaki verilere göre alan DCEF kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi eşkenar dörtgenle ilgili burada yapacağımız özel bir şey ne olur? Kenarların eşitliği olur. Bir de açıortaya dair bir şey söyleyebiliriz. Bakın şimdi buraya A dersek, buraya da A dersek, buraya da yine A dersek buradan şunu görmüş oluyoruz. Bir kere A'nın A artı 1'e oranı 4'ünde 4 artı A'ya oranına eşit. Tabanların oranı küçük parçanın tamamının oranına eşit gördüğünüz gibi. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyebilirim. İçler dışlar yapalım. 4A artı A kare eşittir 4A artı 4. 4A'lar Allah'tan kolayca gitti. A 2 oldu. Güzel. A 2 olduğu için burası da 2 böyle. 2, 1 köküç oldu. Şeklin yüksekliği arkadaşlar köküç. Taban 2 bölü 2'den cevabımız köküç olmuş oldu güzelce. Geldik 115. soruya. ABCD bir paralel kenar. AEEB'ye eşit. Bizden X'in Y ve Z türünden değerini istiyor. Burada bir kenar ortay var. Onu nasıl kullanabiliriz? Bakarız şimdi. Tabii kenar ortay var derken normal DEAB'nin kenar ortayı ama sonuçta DEBF bir şey değil. Üçgen değil, dörtgen. Nasıl yararlanabiliriz? Söyleyeyim size. Bu oran olan noktalar bizim için değerli arkadaşlar. Özellikle yamuk sorularında falan da yapacağım. Böyle içeriden paralel çekersiniz ya. İşte ben bazı sorularda arkadaşlar özellikle de açıortay varsa, oranda varsa böyle dışarıdan paralele tamamlamayı tercih edeceğim. Böylece bakın paralel artı açıortay şurada Z'den dolayı bu açıda çizgili açı olacak. P dersem PF ile FD eşit olacak. Şu iki kenar. Haliyle ne oluyor burada? Y artı Z karşılık kenarlar eşit. Kelebek benzerliği var bakın burada. Böylece Y artı Z oldu. BP arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? X'in Y ve Z türünden değeri. Şimdi DF ile FP eşit demedim mi ben? Böylece DF X oldu. FP neresi? X, pardon, Z artı Y artı Z. Demek ki 2Z artı Y'ymiş arkadaşlar. Bu da fena bir soru değil. 116. soru. Bakalım şimdi. Eşkenar dörtgen 3 ve 5 verilmiş arkadaşlar. Bizden CBG noktaları doğrusal olduğuna göre demiş. X'i istiyor.
Çok temiz bir çözümü var ama göremezseniz de çıldırtabilir bir soru. Bu soru sizi. Bir bakın yine kontrol edin bakalım ne yapacaksınız. Görenler olmuş olabilir. Bu 90 dereceyi şöyle çok güzel size kullanayım. Açıortayın kollarına inen 90'lar eşittir. Bakın böyle. Böylece indirince DE ile EB eşittir. Burası tabi eşitlikten ziyade buranın 90 olması önemli benim için. Burası da niye 90 derece söyleyelim? Yani E'den B'ye indirince hemen 90 olur mu? Olur. Çünkü hem açıortay hem de bunlar eşitse bu bir deltoid olmak zorunda. DE, EB'ye eşit mecburen ve aynı zamanda dediğim gibi B 90. Yoksa şöyle bir şey gördüm. Açıortay böyle adam indirmiş 90'ı. Ben de buraya indirmişim. Bilemem tabii ki ama kenarlar eşit olduğu için bir de üzerine açıortay olduğu için o yüzden bu iki şey 90 olmalı ve eşit olmalı dedim. Dolayısıyla arkadaşlar burada artık dikten dikinecek Öklit. Neden dikten dikinecek? Çünkü D 90 olduğu için F de 90 olur paralellikten dolayı. Kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. 5 çarpı 8 40. Böylece x 2 kök olmuş. Bu bir sınav sorusu arkadaşlar. Kenarlar 15 25 16 verilmiş. X'i istiyor bizden. BFDE de bir eşkenar dörtgen verilmiş. Burada iki yoldan yapabilirsiniz soruyu. Ben makul olan, güzel olan ve size daha iyi olan çözümü göstereceğim şimdi. Burada bakın eşkenar dörtgenin köşegenleri aynı zamanda bir açıortaydır. BE böylece açıortay olur. Bakın açıortay kenarortayın en temel bilgilerini kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Bu açıortay da nasıl kullanılacak? 15'in 25'e oranı sadeleştirirsek 3 bölü 5. Böylece AE'ye 3Y, EC'ye de 5Y diyebiliriz. 8Y 16 olduğu için 5Y de 10 olmuş olacak bakın. Temel açıortay bilgisi. Onu birleştirdik. 118. soruya geldik. Bu bir kuraldır. Bir paralel kenarda bunlar 90 olmak zorunda değil. Yeter ki AE, DF ve CK birbirine paralel olsun. Bu paraleller verildiği zaman A'dan indirilenle C'den indirilenin toplamı D'den indirilenle B'den indirilenin toplamına eşittir. Şimdi B'den indirilen yok, yapacak bir şey yok. B'den indirilen 0, DF'ye de X diyelim. Bu da X. A'dan indirilen 3 birim, C'den indirilen de arkadaşlar 2 birim. Böylece X eşittir 5 olmuş olacak. Dediğim gibi bu bir paralel kenarda ezber özellik modeli. Nereden geldiğini konu anlatımında gösteriyoruz ama burada göstermeyelim şimdi. İlla böyle dediğim gibi dik olmak zorunda değil. İlla böyle B köşesi üstünde de olmak zorunda değil. Yeter ki bu 4'ü veya 3'ü birbirine paralel olsun. 119. soru. Bir paralel kenar verilmiş yine. Bizden X isteniyor. Bu F noktası da orta nokta. F noktasının orta nokta olmasından yararlanıp bir de paralel kenarın özelliğinden yararlanıp bence paralel çekmeliyiz böyle. Paralel çekersek tabanları arkadaşlar ne olacak? Bir kere karşılık oranları aynıdır. Burası da aynı olur. 6,5 muhteşem üçgen 6,5 olur. Yamukta söylüyoruz ama üçgende de söylüyoruz. Basit bir özellik. Orta taban yamukta neydi? Daha yamuğa gelmedik ama yine de söyleyeyim. Buraya y dersek 4 artı y bölü 2 6,5'tur. Böylece y ne olur? 9. Bir kenar 9 olduğu için geriye 5 kalmış oldu. 120. soru. ABC'de bir paralel kenar verilmiş. EF de paralel verilmiş. Bakın EF DA'ya paralel. 6 var. Başka bir bilgi var mı? K noktası orta nokta diyor. AK ile KB birbirine eşit. Şimdi X'i bulacağız. Tamam. Bir kere önce şunu görelim. Kelebek benzerliği var burada. Şurası 3. Böylece benzerlik oranı burada K'ya 2K deyip 1 bölü 2 diyebiliriz. Bakın şu üçgenlerde kelebek benzerliği. Sonra burada EB DE'nin yarısıysa FB de AF'nin yarısıdır. Buraya da 2x derim. Karşılıklı oranların aman aynı olduğunu unutmayın. DAB üçgeninde paralellikten dolayı. Totalde o zaman AF 2x, FB x 3x yaptı. 3x de 6'ya eşit olduğundan x arkadaşlar 2 gelmiş oldu. Evet bakalım şimdi 121. soru. DLT 8 verilmiş. TCK 4, ABK da 10 verilmiş.
DMA'nın alanı soruluyor arkadaşlar. Yani bakalım ne yapabiliriz diye. Şimdi paralel kenarın yarısını ben önemsiyorum demiştim. Şu DKA yani burası hangi paralel kenarın yarısı? Bir kere şu paralel kenarın yarısı DC, DA'nın yarısı. Böylece ne oldu? Şuraya S dersem S artı 4 artı 10, 14 artı S aynı zamanda bu yeşil bölgeye de eşit. Çünkü paralel kenarın yarısı olduğu için diğer yarısını da bu alıyor. Sonra dikkat edin şu AK LM'ye bakın arkadaşlar. Bu yeşil üçgen aynı zamanda bunun da yarısı. Bu pembe paralel kenarın da yarısı. Böylece bir yarısı 14 artı S ise bu üçgen geri kalanların da 14 artı S olması lazım toplamlarının. 8 var, S var. Geriye arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 kalmış oldu. Mevzuya dikkat edin. Böyle tabanın üstündeyse bu taban ve şu nokta üçgen paralel kenarın üstündeyse böylece tabii ki paralel kenarın yarısı olmak zorunda. Ağırlık merkezli bir soru değil mi? Evet, güzel, o zaman bizim için önemli bir soru olacak. Ağırlık merkezi verilmiş ABC üçgensel bölgesinin ABGF dörtgeninin alanı 10 santimetre kare verilmiş. Bizden FCD'nin alanını istiyor. Aynı zamanda paralel kenar. Şimdi şöyle bir bakalım ne yapabiliriz diye. Ağırlık merkezi ile ilgili önce bir bilgiyi anlatayım arkadaşlar. Şöyle ağırlık merkezi üçgenin alanını 3 eşit parçaya bölüyordu. Onu kullanabiliriz burada. Boşu boşuna ağırlık merkezini vermiş olamaz. Ya da ağırlık merkezinin özelliği nedir? 2'ye 1 oranında böldüğü için küçük parçanın tamamının oranı 2 bölü 3 olduğu için işte burası 2A'ya 2B'ye B olur. Tabanda böyle şuraya 2C desek 3C olur. Buna göre bir bakayım şimdi ne yapabiliriz diye. Şöyle G'den bir tane kenar ortay indiriyorum. Buraya 2K'ya K diyorum arkadaşlar. Böylece karşılıklı oranlar eşit. Burası da böyle 2A'ya A olur. Şimdi artık kullanabilmek için özelliği şunu böyle birleştiriyorum. Buraya S yazıyorum. Buraya da 2S yazıyorum. Alanlar oranı, tabanlar oranı. Bu arada ne demiştim? Üçgenin alanını böyle 3 eşit parçaya bölüyor. G noktasından itibaren bu 3S. Sonra ABG de 3S. Sonra bu GBC de 3S arkadaşlar. Güzel. Aynı zamanda bakın paralel kenarın yarısını da 3S bulmuş olduk. Geriye ne kaldı? 2S kaldı bu taralı alanı. Şimdi soru bize ne vermişti? Şu dörtgenin alanını, yani 5S'i bize arkadaşlar 10 vermişti. 2S isteniyor. Cevap 4 oldu böylece. Bu fena bir soru değil bu testlere göre. 122. soru. ABCD bir paralel kenar. AE ve BE açıortay. Bizden ne isteniyor? Alan ABCD isteniyor. Önce 2 alfa artı 2 beta 180, alfa artı beta 90 derece. 25, 15 ne oluyor? 15, 20, 25 üçgeni. Şu kenarda 20 oldu arkadaşlar o zaman. 15, 20, 25'ten. Şimdi benim önemsediğim paralel kenarın yarısı olan şu üçgene yine gelelim bakalım. Bu üçgen biliyorsunuz paralel kenarın yarısı. Çünkü tabanı AB ve bir köşesi K paralel kenarın üstünde. Şimdi bu geniş açılı bir üçgen, ne deriz? Tabanı 9. Bu tabana karşısındaki A köşesinden dikinecek. Yani yükseklikte 20 olacak. Normalde üçgenin alanı yarısı ama paralel kenarın alanı istendiği için cevap 180 oldu arkadaşlar. Bazı bilgilerin üzerinde arkadaşlar üçgenlerde durduğum için her yeri de uzatarak anlatmayayım. İyice sıkıcı olmasın, zaten sorular çok zor değil. Kafanıza yatmayan bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Birbirinize de sorabilirsiniz. 123. soru. Eşkenar dörtgen verilmiş. GH, FE bunlar yükseklikler bakın. Çünkü GH tabana dikiniyor. Yine EF tabana dikiniyor. Ne özelliği var peki bunun? Çok basit bir özellik. Eşkenar dörtgenin arkadaşlar yükseklikleri aynıdır. Bu bilgimiz bu. Paralel kenarda böyle bir şey yok. Ama eşkenar dörtgenin kenarları eşit olduğu için yükseklikleri de eşit. 9 olması için mecburen bakın böylece 5 oldu. Evet, 124. soruda dik dörtgene geldik. Burada devam edeyim mi bir bakayım. Kaç tane daha sorumuz var? Oo, bayağı varmış ya. Bir 20 tane daha soru varmış. Bence şöyle yapalım arkadaşlar.
Ben burada durayım. Diğer kare dikdörtgeni de bir videoda çözeyim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Zaten dediğim gibi 180'e kadar biraz daha yolumuz var. Diğer videoda kare dikdörtgen yapacağız. Yamuk da muhtemelen yaparız. Görüşmek üzere.